Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Sizlerden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine biz yine bir soruyu cevaplamak istedik. Genelde rüyada köpek görüyor kardeşlerimiz. Bunlar genelde çok görülen rüyalardan bir tanesidir. O yüzden ana rüyada diyebiliriz. Ana rüyalardan biri köpek görmek. Bununla ilgili çok soru var. Bu soruları derleyip toparlayıp sizlerle beraber paylaşacağız. Sevgili arkadaşlar, lütfen abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri açmanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü canlı yayınlarımız oluyor. Zil bildirimini açarsanız burada hem bilgisayarınızda hem de cep telefonunuzda direktman mesaj gelecektir ve canlı yayınlarımıza aniden katılmış olacaksınız. Kardeşlerim, dediğimiz gibi rüyada köpek görmek. İmam Nablusi, İmam İbn-i Sihir ve Abdülgani'nin yorumuyla burada köpeği birleştirerek, şu anki günümüze getirerek, bunları perçinleştirip, bir araya getirip sizlere sunmaya, cevapları vermeye çalışacağım. İnşallah umarım beğenirsiniz. Kardeşlerim, rüyada köpeği sevmek. Tabii büyük bir köpeği sevmek. İleri yaş grubundan olan, orta yaş değil de ileri yaş grubunda yaşlı olan bir kişinin bir dostunuzdan eğer bir köpek severseniz çok büyük bir menfaat göreceğinizi gösterir. Tabii burada köpeğin rengi de çok önemli ama ne olursa olsun köpek sevmek, ana kol olarak işliyorum. Burada köpeği sevmek, büyük bir köpeği, yaşlı bir kişi, yaşlı bir dost, yaşlı bir arkadaşın size çok faydasının dokunmasını işaret ediyor demiştik. Diğer yandan eğer küçük bir köpek seviyorsak, birinden ayrılmışsak, birinden bir problem yaşıyorsak, bu da Allah izin verirse o problemi atlatıp dostumuzla, sevdiklerimizle veya arkadaşımızla yine güzel bir olaya imza atacağımızı gösterir. Hatta geri barışabileceğimizi de işaret eder. Küçük bir köpek, yani diyelim ki ufak dediğimiz köpekler var biliyorsunuz. Hani böyle harika olur onlar. Onları sevmek ise sevdiğimiz birinden ayrıldıysak veya nişanlımızdan ayrıldıysak veya eşimizden ayrıldıysak geri barışabileceğimize veya birilerinin bize yardım ederek geri barıştırabileceğini gösterir. Bunu da çok dikkate almalıyız kardeşlerim. Eğer yeni evli bir çift köpeği kucağında sevdiğini görürse hayırlı bir evlat sahibi olacağını işaret eder. Eğer kardeşim iç problemi yaşıyorsak, bir sıkıntımız varsa işle ilgili de hani burada işten çıkmışız veya başka bir iş arıyoruz vesaire, köpeği kucağımızda seviyoruz da çocuk beklemiyorsak onu diyeyim, o zaman bize iş kapılarının aralanması, bir dost, bir insanın, çok sevdiğimiz bir kardeşimizin bize iş konusunda yardımının, desteğinin olacağını gösterir. İkinci sorunuz şu olmuş, köpeğin kovalaması. Eğer bir köpek sizi kovalıyorsa bir dostunuzun, bir arkadaşınızın, sizi kırmış olan bir arkadaşınızın size tekrar dönmesine ve sizinle barışmasını gösterir. Eğer köpek her rüyada sizi kovalıyorsa bir dostunuzun size yardımının dokunması ama sözünde duramamış, sonradan sözünde duracağını gösterir vesaire. Eğer köpek sizi koridorda kovalıyorsa ömrünüz uzaması, uzaklardan gelecek olan bir dostunuzun var olmasını gösterir, bir arkadaşınızın var olmasını gösterir. Eğer köpek kovalayarak üstünüze atlıyor ise burada kırgın veya dargın olduğunuz biriyle barışabileceğinizi de işarettir. Yani arkanızdan köpek size saldırıyorsa bu da size gerçekten hani destek verecek, hatta ve hatta eğer sizi üzmüşse geri gönlünüzü alacak, gelecek bir dostun olacağını gösterir. Sonrasında biz eğer köpeği kovalıyorsak, yani sizin köpeği kovalamanız ise şöyle olur. Bir köpeği kovaladığınızı görürseniz bir dostunuzu, bir arkadaşınızı, çevrenizde bulunan bir arkadaşınızı çok sıktığınızı, bazen dara düşürdüğünüzü gösterir. Bunun için dikkatli olmamız lazım. Neden mi? Eğer o haftalarda, o aylarda böyle bir rüya görürsek dostlarımızı incitmememiz gerektiğini ve onları sıkmamamız gerektiğini gösterir. İmam Nablusi'ye göre ise bir köpeğin kovalanması şöyledir. Eğer bir köpeği kovalıyorsanız müjde verici bir haber alıp Allah'ın izniyle bu müjde verici haberin arkasına sizin gidip de efendime söyleyeyim o kişiye, o arkadaşınıza müjde verici bir haberi ileteceğinizi gösterir. Müjde verici haberi siz alacaksınız ve ona ileteceğinizi gösterir. Böylelikle de inşallah her iki tarafında mutlu olacağı bir haber olur diye de dua ederim. Evet, üçüncü soruda şunu söylemişler. Köpek sahiplenmek. Bir köpeği sahiplendiğinizi görürseniz burada size güvenen, size inanan ve sizin yanınızda durmaya çalışan birilerinin var olduğunu gösterir. Böylelikle sizin bir dostunuza büyük bir yardımınızın dokunması, bir dostunuza gerçekten hani ona güzel destekler vermeniz, onu dinlemeniz bile ona destek vereceğini gösterir. Hatta bir arkadaşınızın, bir dostunuzun sizinle dertleşeceğini gösterir. Size sırrını vereceğini gösterir. Aynı keza bir dostunuzun sıkıntısı varsa onun sıkıntısını beraber çözebileceğinizi de işaret eder. Sevgili kardeşlerim, köpeği sahiplenmek, evet Allah izin verirse, iş konusunda, güç konusunda birçok insanın alacağınız güzel haberler veya güzel haftalar, güzel aylar geçireceğinizi de işaret eder. Evet, köpeği kurtarmak.
suya düşen bir köpeği kurtarmak, bir arkadaşınızın çevrenizde bulunan birinin sizi bir yemeğe davet etmesini gösterir ve onunla yemeğe gideceğinizi, yemeğe katılacağınızı işaretidir. Eğer sudan bir köpeği çıkardığımızı görürsek, yine İmam İbnisi ile göre Allah izin verirse kişinin bir mal sahibi olabileceğini, arkadaşınızın size ise faydasının dokunmasını gösterir. Eğer siz suya girip de köpeği çıkardıysanız, bu da Allah izin verirse sizin malınızın artması, mülkünüzün artmasını gösterir ve böylelikle de sizin dostlarınıza ve çevrenizdeki insanlara faydanızın dokunmasını yine işaret eder. Sevgili kardeşlerim, köpek eğer yaralanmışsa onu kurtarıyorsak, bu da hasta olan bir arkadaşınızı ziyarete gitmeye veya hasta olan bir arkadaşınız çevrenizde varsa, bir dostunuz, bunun iyileşmesini gösterir. Böylelikle de Allah nasip ederse çok sevineceğiniz bir durum olacağını da beyan eder. Sevgili arkadaşlar, son sorumuz bu. Köpek beslemek. Rüyada köpeği beslediğinizi görürseniz, bu da Allah izin verirse sizin kazanmış olduğunuz paranızı, pulunuzu boş yere harcamamanız gerektiğine, kurmuş olduğunuz hayallere eninde sonunda erişeceğinizi gösterir. Nitekim köpek beslemek, eğer ona bir su veriyorsanız köpeğe, bu da Allah izin verirse sizin ömrünüzün uzamasına, ta uzaklardan gelecek olan olmayacak diye düşünmüş olduğunuz bir işinizle alakalı güzel bir gelişme olup o haberin size gelmesini gösterir. Sonrasında köpek beslemek, bazı dostlarınızı yemeğe davet etmeniz, bazı insanlarla bir yemek ortamı, bir düğün ortamında karşılaşmanızı gösterir. Köpek beslemek aynı zamanda iş kapılarının size aralanması. Eğer bir işte güçle alakalı birilerine işiniz düşmüşse, Allah-u Teala'nın izniyle işlerinizin olmasını yine işaret eder. Aynı keza rüyada köpek, toparlıyorum burada. Köpek her zaman için İmam Cafer-i Sadık, İmam'ın ablası İmam İbn-i Sîr'e göre dost, arkadaş, ahbabı gösterir. Bunu gösterir. Yani düşman değildir köpek. Onu ben bilakis burada aydınlatayım. Eğer köpeğin rengi rüyalarda çok önemlidir. Hangi renk köpek gördüğünüz çok önemlidir. Mesela demin dediğimiz gibi köpeği besliyorsunuz ama nedir? Köpeğin rengi diyelim ki siyahımsı. Tez vakitte bazı arkadaşlarınızla bir araya gelip bir akşam vakti bir yemeğe katılacağınızı gösterir. Mesela bir köpek eğer beyazsa, o köpeği besliyorsanız, evet, çok sözünde duran, sağlam, senin bir insan, bir dostunuzdan beraber bir araya gelmenizi, size verilen sözlerin yerine gelebileceğini ve o sözlere tutacaklarını gösterir. Yani renkten renge de değişiyor. Eğer diyelim ki köpek eflatunsa, size yalan söyleyen çevrenizde birilerinin, dostlarınızdan birinin size biraz yalan söyleyeceğini, sizi biraz oyalayacağını gösterir. Onun için kardeşlerim, ne olursa olsun burada rüya ile ilgili, rüyalar içerisinde genelde köpekler çok görüldüğü için bizim yapmamız gereken şey şu. Rüyalara dikkate alalım. Evet, abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri açalım. Ama şunu unutmayalım. Hangi rüyanız çıkar? O Cenab-ı Allah'a kalmış. Hayırlı rüyalar.